Herkese günaydın. Bugün 3 Şubat çarşamba. Haftayı nihayet ortaladık. Bu sabah küresel et piyasalarda ise risk iştahının pozitif olduğunu görüyoruz. Özellikle altın satışları, gümüş satışları derken insanlar şu anda daha çok güvenli varlıklardan riski varlıklara doğru getiri bazında koşmayı sürdürüyor. Bu sabah o zaman küresel büyük dünya endekslerine bir bakalım. Bu sabah endeksler bazında aset tarafındaki olumlu seyrin yine %1'lere yakın olduğunu görmekteyiz. Aynı şekilde Amerikan vadelerinde ise durum pozitif. VIX düşmeye devam ediyor. Özellikle bu GameStop çılgınlığının düşmesi daha doğrusu endişelerin gerilemesi nedeniyle şu an için endekslerdeki Risk korunduğunu ve bunun da e, kripto para piyasasından olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Neticede her şey bir zincir, bir bağlantı ilişkisidir ve e, yatırımcıların altın gibi güvenli limanlardan çıkıp riski varlıklara geçmesi Aynı zamanda kripto para piyasasında e, olumlu etkiliyor. Şimdi bu sabahki fiyatlarda Bitcoin 36.500 Ethereum 1.550 dolarda ki dün 1.560 dolarlara kadar çıktık, Ripple 38 sentlerde, e, Link ise 24 hem 24 doların hemen biraz aşağısından, Litecoin ise 150 doların üzerine fiyatlanırken, e, Stellar, Avax ve BAT e, aynı şekilde günü pozitif seyredenler arasında. Bitcoin dominansı gerilemeye devam ediyor. %62.3'e düştü. Birazdan Ethereum Bitcoin makasında Bitcoin dominansı bizler için oldukça yararlı olacak. Çünkü hazır Ethereum e, serüveni başlamışken burada nereye kadar devam edebiliriz? Bu sefer yükseliş Bitcoin bazında mı olacak? Ethereum tarafından mı gelecek? Buna bakacağız. Bir de 8 Şubat'ta yani tam 5 gün sonra Chicago Ticaret Borsası'nda Ethereum'un e, listelenmesi ne anlama geliyor? Hazır tarihi yaklaşmışken Bunları bir kez daha el alacağız. Hazır rekor, hazır etermi et de rekor gelmişken. Şimdi düne göre tabi e, piyasa değeri büyüklüğü %8'e yakın artış göstermiş oldu. E, rekor dedik tabi Ethereum için e, ve rekor demişken de tüm e, zamanların en yüksek seviyesinde dip sirve analizlerine bakalım. Ethereum son olarak tabi e, rekorunu kırdı. 1560'larda gelen bu rekorla birlikte şu anda hemen rekor fiyatların çevresinde e, fiyatlanmakta. Bu arada Ethereum demişken bunu unutmadan söyleyelim. Bugün e, azile müdürümüz Ozan Kara ile canlı yayın yapacağız. Bu canlı yayının e, saatini e, ve konusunu sizlerle gün içerisinde paylaşacağız. Hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de e, YouTube hesaplarımızdan paylaşacağımız için hem takipte kalın hem de e, bizim bu hesaplarımızın bildirimlerini açın. Tabi Ethereum demişken hakkı Ozan Kara geliyor. Devam edelim. Bitcoin ile birlikte. Bitcoin de en son 25 gün öncesinde rekor kırmıştı. Şu anda onun %13 aşağısında. Ripple'da ise değişen bir durum yok. %86 gerisinde. Burada ise Litecoin'i biraz daha izlemeye başlayacağız. Çünkü bugünün konusu aslında hem Ethereum hem Link hem de Litecoin olacak. Nihayet Litecoin'de güzel haberler vermeye başlayacağız. Haftalık getirilerde e, Ethereum ve Bitcoin başa baş gidiyor ve burada özellikle e, Linkin biraz daha geride kaldığını söylemiştik. O yüzden dünkü videomuzun konusu Link ve Ethereum'da e, bir rekor gelir mi? Linkteki bu makas açısından eklemiştik. Aylık performanslarda bir tek geride kalan Litecoin oldu. O yüzden Litecoin de bu makası kapatıp en azından Bitcoin'in çatalıysa ve Bitcoin'den 10 kat daha hızlıysa Litecoin ve Bitcoin arasındaki bu çatalın kapanıp şuradaki %2'yi silmesi ve Bitcoin'le olan %15'lik bu makası kapatması beklenebilir. DeFi'lerde 30 milyar dolar neredeyse olduk. Zaten burası aslında Ethereum'un değerine göre de şekilleniyor ama DeFi'lere yönelik hakikaten bir e, giriş var. O yüzden e, Ethereum tarafından bu seferki rekorların veyahut da kripto para piyasasının bu taraftan gelmesi, rekorların bu taraftan kırılması ve piyasanın e, Ethereum ağı ve DeFi tarafından büyümesi beklenebilir. Şimdi e, uzun bir süredir hep Bitcoin'in volatilitesine e, dem vuruyorduk ve buradaki volatilite düşmeden bu piyasa rahatlamaz diyorduk. Ve geldi geleli Bitcoin'in volatilitesi son bir ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Özellikle burada %100'ün üzerine bir volatilite beklerken e, ne yazık ki burada bir süredir Bitcoin'in de yavaş kaldığını görüyorduk. Buradan güzel bir haber var artık 30 günlük volatiliteler e, yavaşlamaya. Ve normalleşme adımlarının daha doğrusu bebek adımlarını atmaya başladı diyelim. Çünkü e, normalde bizim Bitcoin'deki yüzde %40 ile %60 arasında bir band izliyordu. %40 düşük, %60 yüksekti ama şu anda %90 e, üzerindeyiz. Dün e, Ethereum'da e, güzel bir gelişme oldu. Sizlere yaklaşık 3 gün öncesine de yazmıştık e, yine bültenlerimizin haberler kısmında. Grayscale Ethereum kapılarını açmaya başladı diye. Bir süredir e, Ethereum alımları olmuyordu ama Ethereum alan yatırımcıların satmasına izin veriliyordu. Ve Grayscale ilk defa akreptif olmuş e, yatırımcıların ether mamasına izin verdiğini duyurdu ve dünle beraber 2.8 milyon etheri bulunduran Grayscale'le ile yeni alımlar gerçekleşti ve bununla beraber ether fiyatlamalarında hareketlilik gördük. Gördüğünüz üzere dünkü ether miktarında yaklaşık 25 bin yakın ether alımı söz konusu oldu. Evet nasıl bir e, alımların bir anda geldiğini ve fiyatın nasıl bir hareket ettiğini buna bir tepki verdiğini görüyorsunuz. Bitcoin'de ise durum biraz daha Ethereum'a göre yavaş. Çünkü Bitcoin'de bir süredir alımlar vardı ama fiyatın e, buradaki alımlara eşlik etmediğini görüyorduk. Burada da bir makas var. Tıpkı getirilerde olduğu gibi. O yüzden Grayscale'deki bu alımların Bitcoin ile fiyat makasının da tekrardan düzeltmesini bekliyoruz. Dünkü alımlara baktığımızda. 292 adet ufak bir Litecoin alındı. 254 adet ufak bir Bitcoin alındı. Ve 25 bin adet bir e, ethereum alındı. Dolayısıyla ethereum ilginin şu sıra daha doğrusu süksesinin şu sıra daha çok bitcoin'den yoğun olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim ayın 8'ine. Şimdi 8 Şubat'ta yani önümüzdeki hafta pazartesi CME'de işlem görecek. Gece 1'de CME açı, e, açıldığında ilk defa ethereum kontratları işlem görmeye başlayacak. Daha önce bitcoin burada işlem görmeye başladığında büyük bir volatilite şahit olmuş ve fiyatların düştüğünü, görmüştük. Ama bu sefer farklı. Çünkü 2018'deki Bitcoin ile şu anki Bitcoin'in nasıl bir farkı varsa en azından ufak bir cümleyle örnek verecek olursak şu anda Bitcoin kurumsal tabana yayıldığını söyleyecek olursak aynı şekilde Ethereum Kurumsallar tarafından bekleniyor. Çünkü kurumsallar buradaki e, kendi hazinelerine kendi varlıkların içerisine aldıkları zaman burada bir risk politikası izlemek isterler. Ve en önemli risk politikası ise açık olan pozisyonların bir kısmının örtülmesi, korumaya alınmasıdır. Yani hec edilmesidir. E, vadeli piyasanız yoksa sizin buradaki hec etmeniz çok zor olacağı için Ethereum'un CME'de işlem görmeye başlaması aynı zamanda kurumsallar için hedge mekanizmasına çalıştıracağı için burada Ethereum'un 8 Şubat'tan itibaren işlemlere konulması oldukça olumlu olacak. Burada fiyat açısından demiyorum. Yani fiyat belki de ilk başta spekülatif bir harekete maruz kalabilir ama bundan sonraki seyir açısından olumlu bir seyir olacak. Kurumsalların daha doğrusu Ethereum'un kapısını kurumsallara açacağı için güzel bir seyir bekliyoruz. Tekrar ediyorum. ilk gün açıldığı gün fiyat beklentisinden bahsetmiyorum. Bundan sonra Ethereum'a kurumsal ilgiden bahsediyorum. O yüzden burada kısa vadeli fiyat hareketlilikleri değil artık biraz daha genele yayılan ve 6 bin dolarlara 10 bin dolarlara kadar giden belki de bir Ethereum seyrinden bahsediyoruz uzun vadeli yayılan ve dün makro stratejiden yine bahsetmiştik. 2020'deki Bitcoin alımlarının yaklaşık 15.900 dolar ortalamayla geldiğini söylemişlerdi. Ve yeni bir alım geldi Micro'dan. O da 10 milyon dolar tutarında Bitcoin aldılar. Bununla beraber eee Micro stratejinin eee 0.337 idi. 0.338'e yükselmiş oldu. O yüzden kurumsal alımların devam ettiğini görüyoruz. Bu sevindirici. Şundan dolayı Sadece Ethereum kurumsalları açık, e, açılmıyor. Aynı zamanda Bitcoin'in de mevcut kurumsallara olan ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. O yüzden e, piyasanın tamamına yalan bir ilgi bizleri haliyle mutlu ediyor. Şimdi e, Bitcoin'de yeni adres sayısı tüm zamanların e, aktif adres sayısı tüm zamanların en yüksek e, zamanla erişti. Yeni adres sayısında e, artışlar var. E, bir de Bitcoin'in Vadeli tarafına baktığımızda burada vadelilerde e, sürekli kontratların fonlama oranına bakıyorduk. O tarafta da güzel bir artış söz konusu. Bu fonlama oranının artışı şu siyah çizgiden e, daha doğrusu e, siyah çizgi bitcoin'in fiyatı e, yeşil ise fonlama oranı. Yeşilin ne kadar da ciddi manada arttığını yani artık bitcoin açısından ne kadar fazla e, kontrat açıldığını alım kontratın açıldığını görüyoruz bu e, haliyle e, mutlu edeceğim. Diğer tarafta Bitcoin'in e, borsalardaki tutulan Bitcoin tutarında düşüş devam ediyor. Bu da Bitcoin'deki arz şokuna işaret ediyor. Aynı şekilde Ethereum için e, burayı incelediğimizde Ethereum'da da aktif adres sayısı ve yeni adres sayısını da toparlanmaların sürdüğünü görüyoruz. Bununla birlikte yine borsalardaki Ethereum miktarında da çekilmeler söz konusu. Şu anda e, borsalara transfer edilen Ethereum tutarına baktığımızda buranın artık e, yavaş yavaş eksi tarafa geçtiğini ve yeni, yeniden fiyattaki yükselişe eşlik ettiğini görüyoruz. Şimdi gelelim en, e, en heyecanlı yere Litecoin'e. Litecoin'in e, dün gece itibariyle Wimble, Wimble e, güncellemesinin tarihi açıklandı. 15 Mart oldu. Normalde Eylül'de bekleniyordu ama... E, aldığımız duyumda göre hep sizlere Şubat'tan bahsediyorduk. Ama nihayet bunun geliştiricisi dün bir açıklama yaptı forumda. 15 Mart'ta Mimble, Wimble güncellemesi geliyor. Bu güncellemeyle beraber birincisi ölçeklendirme sorunu, ikincisi ise gizlilik daha fazla gizliliğe önem vereceklerini açıkladılar. O yüzden Litecoin açısından oldukça güzel bir haber, beklediğimiz haber diyebiliriz. Hazırda Litecoin 130'larda, 120'lerde dip yapmışken, dünkü videomuz hatırlarsanız bitcoin için söylemiştik 33 binlerdeyken. E, kullanıcılar açısından, yatırımcılar açısından nadir bulunan zamanlar. Hem metrikler artıyor hem de fiyat buna e, tepki vermiyor. Dolayısıyla arada bir makas oluşuyor ve bu makas hızlı bir şekilde ka kapanabilir diyorduk. Aynısını Litecoin için de söylüyoruz. Litecoin'e nihayet e, geldi haber diyebiliriz. Şimdi yeni adres e, sayısında da yine e, Litecoin'in de Ciddi manada e, artışla birlikte e, şöyle bakacak olursak. Burada giriş yaptık şimdi güncelledi. Litecoin'deki aktif adres sayısı ve fiyat. Ve ciddi manada açılan bir makas ve fiyatın buna artık tepki vermesini bekliyoruz. Ve devamında bir haber daha var. E, orada Algorand yani Algo. Algo Spotify gibi bir e, müzik... E, platformuna e, giriş yapıyor. Buranın altyapısını Algo yapacak ve burada özellikle ödemeler işte e, sanatçılara donation yani bağış yapılması veyahut da sanatçılara tekrar ediyorum kredi açılması yani bir banka görevi görmesini Algorand yapacak. Bu da Algo'nun temel haber açısından olumlu bir haber. Yine detaylarını iCrypex günlük bülten haberler kısmında bulabilirsiniz. Ee, tabii yeniden şöyle bir stablecoin'ler cephesine de bir bakalım. Stablecoin'lerde de aynı şekilde borsalara giriş miktarında artış var. Bu da yine kripto para piyasasının büyüdüğüne işaret demek oluyor ki. Burada e, burası biliyorsunuz tek tek sayımdı. Kümletif sayım değildi. Yani birikimli halde stable coinlerin borsa tutulan miktarı değildi. Ne zaman artış var? O zaman burada Bitcoin'i karşılaştırmış CryptoQuant, e, ne zaman e, artış var, o zaman kripto para piyasasının genelinin büyüdüğünü görüyoruz. O yüzden şu an için e, buradaki Stablecoin'in artışı da piyasadaki bizim boğa koşusunu destekliyor. Tekrar ediyorum boğa koşusu. Hem Ethereum kurumsalları hem de Bitcoin'e olan kurumsal ilgi hem de on-chain yani zincir metriklerinin göstergesi bizleri şu anda kripto para piyasasının geliştiğini gösteriyor. Bu nedenle on-chain yani zincir verilerini öğrenmek buradaki yorumlamayı önceden tahmin etmek açısından oldukça işe yarıyor. Gelelim tekniğe. Teknikte dün artık 30 günlük hareketli ortalamayı kırdık. 35 binden geçen ve e, bakın tam an itibariyle de günlük periyotta MACD'i kısa uzunu al şeklinde kesmeye başlamış. Hacimde henüz daha bir net bir artış olmasa da hacimin de yine e, son günlerde buradaki yükselişe, bakın diplerdeki yükselişe cevap verdiğini görüyoruz. O yüzden hacim bazında bizleri rahatsız eden bir durum yok. Momentum aynı şekilde eşlik ediyor. Bu da ne demek oluyor? Bu şu anda Bitcoin'in yükselişini desteklediği anlamına geliyor. Burayı ikili dip olarak almıyorum. Çünkü çok fazla burayı ikili e benzetemedim. Ama sorun değil. Bizdeki önemli olan nokta şu. Burada bir toparlanma var. Ve bu toparlanma 36.820 Günlük izleyeceğimiz Fibonacci'nin %61'lik düzeltme noktası olacak. Burası önemli bir düzeltme noktasıdır. 61 ve 38 Fibo'da en çok dikkat ettiğimiz noktalardır. Çünkü burası artık dönüş noktalarıdır. %50 de tamam mı devam noktasıdır. Bu da güzel bir bilgi olarak aklımızda kalsın. Şu an için 36.800 direnç olduğundan dolayı 35.300'e doğru eğer olur da bir geri çekilme tepkisi verirse buralar yine hem 30 günlük ortalamamızın desteği hem de Fibon'un artık orta noktası olacağı için buralar destek olarak çalışabilir ve Bitcoin'deki yükseliş e, tekrardan devam edebilir. Ama şu anda artık yükseliş trendine veyahut da yükseliş hareketine girmiş bulunduk. Çünkü 42.000'den gelen şu e, sevmediğimiz 42.000'den gelen bu e, sevmediğimiz alçalan trendi kırmış olduk. O yüzden hem alçalan trendi kırmamız hem de 30 günlük yani aylık ortalamayı açmamız bizlere burada yeni bir hareketlilik sağlayabilir. Gelelim Ethereum Bitcoin makasına. Biliyorsunuz Ethereum Bitcoin makasında bir süredir buradaki e, seviyeyi takip ediyorduk. Ve bu seviyenin kırılmasıyla birlikte artık Ethereum'un biraz daha Bitcoin'e göre önünün açıldığını söylemiştik. Ve buraya da bir teknik yapacak olursak burası apaçık bir şekilde TOBA olduğunu gösteriyor ve bu seviyeyi geçmemizle referansa birlikte artık TOBA'ya başladığımızı gösteriyor. ve Bununla birlikte Ethereum Bitcoin makası bizlere yaklaşık %50, %55'lik bir rakam bırakıyor ki açıkçası nereye kadar devam eder diye soracak olursanız burada Ethereum Bitcoin makasında Ethereum'un getirisinin Bitcoin'e göre biraz daha olumlu veyahut da daha fazla olacağını söylersek bu makası 0.058 yani 0.06'ya kadar takip edeceğimizi Ethereum lehine söyleyebiliriz. Aynı şekilde Ethereum'daki yükselen üçgenin de devam ettiğini söyleyebiliriz ve bu yükselen üçgen nihayetinde kırıldı ve 1550'yi görmeyi beklediğimizi ve buranın 1550'de kalmayıp hızlı bir hareket edebileceğini söylemiştik. Keza dün 1560'lara kadar arttı Peki buradaki hedef ne diye sorarsanız ben biraz teaser'ını geleyim. Bugünkü canlı yayında Ozan Bey'le zaten yeniden inceleyeceğiz. Ama olur da yakalayamazsınız diye şöyle önden bir bilgi vereyim. Şimdi yükselen üçgenin e, hedefi e, yaklaşık üçgenin boyu kadardır. Bu üçgenin boyu da 900 dolar ile 1480 dolar aralığında kalıyor. O yüzden buranın hedefi yaklaşık 2050 dolara kadar devam ediyor. Tekrar ediyorum 2050 dolara kadar devam ediyor. Bunun detaylarını bugün e, bugünkü canlı yayınımızda dinleyeceğiz. Link'te ise e, yine dün e, rekor beklediğimiz e, ve yükselişini sürdürmesini beklediğimiz coinlerdendi. Bu arada biz rekoru dün beklemiyorduk. Link'teki bu seyrin hazır dipten ve yükseliş kanalından yakalamışken başlıkta dikkat çekmek için söylüyorduk. Yaklaşık 28 dolarlara kadar bu kanal eşliğinde linkin hareketlerinin açık olduğunu söyleyebiliriz. 23 69 yani 23 oturan bir seyir var ve burası kanal alt bandı hem de parabolin destek verdiği nokta şu noktayı göreceksiniz. Hem de Bollinger'in orta bandında oturduğu için birden fazla onay alıyoruz. O yüzden linkteki olumlu seyrinde devam ettiğini ve devam etmesini beklediğini söyleyebiliriz. Gelelim Litecoin'e. Şimdi Litecoin'de burada önemli bir eşiğe geldik. Her ne kadar biz işte ee, Mimble Wimble güncellemesinden bahsediyoruz. İşte Litecoin'in metriklerin olumlu olduğunu söylüyoruz ama bizleri tehdit eden bir durum var. O da omuz baş omuz ve olur da 156-155 doları kıramazsa buradan bir ee, pullback yani deyip geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir. O nedenle 155 dolar seviyelerine yakın alımlardan kaçınmalı. 157-155 yani 160 diye yuvarlayalım. Burası kırılırsa ki MACD alışa geçmeye başladı artık. E, burası kırılırsa e, yeni alımlar düşünebilir. Ama buradaki pullback'e dikkat. Ama olumlu seyri bekliyor muyuz? Evet bekliyoruz. Ama yüksek maliyet yerlerden alımdan kaçınmak için burayı takip etmek gerekiyor. E, Algo'da keza aynı şekilde haberi geldi. Haberi geldiğinde flama formasyonunu artık yavaş yavaş burada yukarı kırmaya başladık. Buradaki flamayı kırarsak, şöyle biraz daha kalınlığı belirteyim. Buradaki flamayı kırmamız demek aynı şekilde yükseliş kanalının üzerine çıkmamız demek oluyor ki buranın kırılması bizlere flamada yaklaşık 0.82'lere doğru bir hareket alanı sağlıyor. Yüzdelik açısından %23'lük bir hareket alanı sağlıyor. Ripple'da keza aynı şekilde e, 37 sentin üzeri önemli. Çünkü burası boyun çizgisi. 37'nin üzerinde olması buradaki 40'larda, 45'lerde maliyetten kalan yatırımcıların bekle en azından bekleme olasılığının olduğu yerlerde 37 sentin aşağısına inerse buralar da tehlikeye girecek. Şu anda 37'nin üzerinde tutunuyoruz. O yüzden bu taraftaki maliyetlerde halen daha bir umut var diyebiliriz. Stellar'da 43 sent hedefimiz devam ediyor. Bat'ta da keza 38 sent hedefimiz buradaki e, bayrak ve bat'taki ikili dip hedefiyle birlikte devam ettiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde e, bat bir hedef daha yaptı. Ne hedef yaptı? Bat burada bir e, aynı şekilde bir dikdörtgen e, yaptı. Bir bayrak yaptı. Bu bayrağın da hedefi bat için Önce bir ikilide bir görelim. 38 centlerde daha sonra 44 centlere kadar uzanma ihtimali var diyelim hatta. Öyleyse bugünkü canlı yayınımızı kaçırmayın. Kaçırmamak için de üye olup bildirimlerinizi açın. Sabrınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi bir gün dilerim. Bol kazançlar.